Kolay gelsin hocam. Sağ ol. Hocam izin verirseniz karanlık çökmeden kasabaya ineceğim. Hayırdır evlat? Buraya kadar gelmişken amcamı göreyim diyorum. Kendisi kasabada aşağıda. Öyle mi? Evet hocam. Evet geldik geleli çıkmak istiyorum. Hı hı. Ama iki gündür geç vakit otele döndüğümüz için. Siz İstanbul'da amcam burada. Evet. Babamla annemin doğup büyüdükleri yer burası. Biz buralıyız. Öyle mi? Evet. Tamam Metin, gidebilirsin. Sağ ol hocam. Yarın Şafak'la birlikte burada olurum. Anlaştık. Hı hı. Size kolay gelsin. Ayrola izni kopardın mı? Evet koparttım tabii oğlum. İyi. Hadi görüşürüz. Hadi çayı soğutma Kemal Bey. Tamam. Kanal 7 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Sözde Ermeni iddialarını yalanlayan Dışişleri Bakanı, biz belgelerle konuşma taraftarıyız, hakikatler çarpıtılamaz dedi. Konuşmasına biz Ermeni dostlarımızla iyi geçinmek için tüm şartları zorluyoruz diye devam eden Dışişleri Bakanı, aynı yaklaşımı onlardan bekliyoruz diye devam etti. Bu iddiaların hepsi uydurma aslında. Aramızı bozmak isteyenlerin oyunu. Biz dosttuk. Hala da öyleyiz. Alo. Kemal Bey'in evi mi? Evet buyurun. Siz nesi oluyorsunuz? Ben eşiyim. Hanımefendi, lütfen bu söyleyeceklerim sizi telaşlandırmasın. Ben devlet hastanesinden arıyorum. Oğlunuz Metin bir trafik kazası geçirmiş bulunmakta. Korkmayın lütfen. Hayati tehlikesi... Ne diyorsunuz siz beyefendi? Ne olmuş hanım? Anne? Oğlum nasıl? Hanımefendi lütfen sakin ol. Hayati tehlikeye atlattı. Şu an servis aldı kendisini. Şuuru açık. Korkulacak bir şey yok. Allah'ıma şükürler olsun. Ne olmuş Gül? Metin trafik kazası yapmış. Ne diyorsun anne sen? İyiymiş, öyle diyor. Alo, siz doktor musunuz baba? Beyefendi? Ne zaman olmuş bu? Alo, şimdi iyi mi diyorsunuz yani? Şükürler olsun abi, basit bir kol kırılmasıyla atlatmış oldun kazayı. Öyle oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Biz gidiyoruz Metin. Var mı isteğin? Sağ olasın hocam. Ailem yanımda nasıl olsa. Hı hı. Büyük geçmiş olsun beyefendi. Allah razı olsun hocam. Müsaadenizle. Biz işimizin başına dönelim. Malum, üniversite rapor bekliyor bizden. Estağfurullah, müsaade sizin. Güle güle çok hocam. Geçmiş olsun sağ sana. Olun. Teşekkür ederim. Hı. Sağ olun. Sağ olun. Ah.
Amcanın haberi olmadı değil mi? Yok baba, sizi aramışlar sadece. İyi, böylesi daha iyi. Bak, geldim işte sana. Kizigin Sremgor Kemal. Kizigin Sremgor. Abi? Kemal abi? Kardeşim. Süleyman. Ani. Güzel Ani. Hemen gidip bir ziyaret edeyim yeğenimi. Otur otur. Gideriz sonra. Ama abi, yeğenim burada gözümün önünde yatıyor. Benime ne haberim oluyor? Sana geliyormuş zaten kazayı yaptığında. Durumu da iyi, korkma. Ben biraz çıkayım baba. Nereye? Arkadaşları görmem lazım. O arkadaşlarına söyle, her öğle üzeri iş bırakılıp gidilmez. Güzel kızım benim. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun babacığım. Sağ ol. Saat 13. Haberleri sunuyoruz. Önce özetler. İngiliz hükümeti Ermeni soykırımı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başbakanın Almanya ziyareti devam ediyor.
Malatya'daki fabrika yangınında ölen ya da... Şu radyonun sesini biraz açar mısın kızım? Şimdi haberler. İngiliz hükümeti yaptığı yazılı açıklamayla sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşın Türkiye'nin Ermeni tebaasını yok etmeye dair bir davranış içinde bulunmamış olduğunu ve bu iddiaya ilişkin bir kanıta rastlanamadığını belirtti. Bildiride ayrıca 1915 olaylarını İngiliz hükümetinin soykırım olarak adletmediği ifade edildi. Kapat Allah aşkına şunu. Mevcut durumun münferit hadiselerden ibaret olduğu ve bunun araştır... Şuna bak, nasıl da çarpıtıyorlar olayları. İddiaymış, bal gibi de gerçek. Ayrıca Dışişleri Bakanı İngiltere'nin bu yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını, diğer devletlerin de aynı doğruyu bulacaklarını ümit ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı açıklamalarına şöyle devam etti. Öyle yola girdiler işte. Soykırım olmadığını kendileri de kabul etti nihayet. Herhalde kabul edecekler. Sen ne diyorsun Mahmut abi? Bu mevzular böyle ulu orta konuşulmaz. Memleket meselesi abi, ulu orta dediğin ya. Burası yeri değil. Kimin ne olduğu belli değil abi şu devirde. Kanı değişmiş milletin. Ermeni mi, Türk mü karışmış? Baba, izin verirsen biraz çıkayım. Nereye? Arkadaşlarla buluşacağız da. Ne buluşması oğlum? Her gün her gün. Müşteri yok ki baba. Yarım saat. Tamam. Deli oğlan. Süleyman oğlum, boşları toplasana sen de. Ne duruyorsun? Hadi. Tamam baba. Geciktin mi? Yok, ben de yeni geldim zaten. Bu sana. Çizgi süren bu Kemal. Yapma Ani. Ne oldu? Türkçe söyle şunu. Seni seviyorum Kemal. Ha? Şimdi oldu. Ben de seni seviyorum. Yersin. Yok, sağ ol. Tadına bak. Peki. Baş göz olduğumuzda kendi ellerinle yaparsın bunları. Evlendiğimizde yani. Evlenebilecek miyiz gerçekten? Tabii ki. Ama sen Müslüman, ben Ermeni. Ne olmuş yani öyleyse? İnsan değil miyiz nihayetinde? Öyleyiz ama. Sen bana Rabbimin biz kullarına bahşettiği en güzel duygulardan birini, aşkı yaşattın. Benim senden vazgeçmeye hiç niyetim yok hani. Oğlum ters yüz ettin adamı. Allah çarpsın kendinden geçti. Bunlar da kendini delikanlı sayanlardan. Bekle, zamanları gelecek. Ne sanıyor ki kendini? Elinde tesbih aha gibi çevirip duruyor. Yetmedi mi lan yediğiniz ayaklar? Ha? İşittiğiniz sözler? Ha? Vay! Tasası sana mı düşmüş? Ulan bakın, bu memlekette ya adam gibi oturun ya da defolun gidin. Sen kimi kovarsın? Kimsin lan sen? Sana son kez söylüyorum. Biz sevgi ve saygıyla büyüdük. Dinimizde hoşgörü vardır. Laflarına dikkat et. Dinimizde hoşgörü vardır ama sizler haddinizi bilmezsiniz. Siz bilir misiniz lan? Kavga ettin gene? Etmedim ben kavga. Sadece kendimi savunmuşumdur.
Gayrimüslim olmak zaten zor iş bu memlekette. Hadi oradan seni be. Basit kavgaları o hikayeye getirmeyin. Basit değil baba. Ermeni olduğum için... Sus! Otur şuraya da yaranı temizleyeyim. Dudağın patlamıştır. Sen bir de bana dalaşanların yüzünü görsen. Tabii tabii. Dur! Ne vakit büyüyeceksin sen? Geç kaldın kızım. Babamla oturdum biraz. Sevdiğin çöreklerden almıştım sana yaya. Ahçin seni unutur hiç. Altına tabak al buraya kızım. Ortalığı kirletmeyesin. Aksama Artuğam zanlar gelecek. Görüyorum. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar Mahmut abi. Hayırlı akşamlar. Al bakalım şu anahtarları. Tamam baba. Yemek bittiğine göre zamanı gelmiştir. Yenilmeye hazırsın Arto. Bir türlü şu oğlun yenilmeye doymadı yaya. Otur da gene vereyim tavlayı koltuğun altına. Hep aynı laf. Bana bak, zar tutmak yok tamam mı? Aman be o annes. Ne zaman tuttum Tanrı aşkına? Her zaman. Ne zaman tutmamışsın? Ne yapıyorlar bunlar bu saatte dışarıda? Karışma olanlara bırak. Nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Abi sen daha iyi bilirsin ama... Ne olacak bu işin sonu? Ne olacak? İsteyeceğiz. Verirler mi ki? Ani'yi seviyorum Süleyman. Öyle seviyorum ki... Onu görünce söyleyeceklerimi bile unutuyorum. Heyecanlanıyorum. Yerine başkasını koyamam onu. Anisiz bir hayatı düşünmek bile acıtır canımı. Gülüşü, duruşu, konuşması, tavrı başka, bambaşka. Olmazsa kaçırırız be abi. Babam duymasın keser beni. Duymazsa nasıl olacak peki? Vakti geldiğinde söyleyeceğim ama şimdi değil. Ne zaman gelecek vakti? Yakında, çok yakında. Al şunu koyarsın koltuğunun altına, hak ettiğin onu hadi. Sans, sadece sans. Yok zar tutma, yok öyle oynama. Kazanırsın tabii. Kirkor'dan haber vardır Arto. Geçen gün mektubunu aldım, iyiymiş. Burası çok iyi, tam bize göre diyor. Bizi de ister yanına. Kabule laf edilir. Burası bizim memleketimiz.
Atalarımız burada yaşadı, biz de burada öleceğiz. Doğrusunda Ohannes Efendi, baksana kaç aile kalmışsınız. Bir elin parmakları kadar varız ancak. Öyle ki kilisemiz zemaat yokluğundan dolayı kapanmak üzere. Ya. Nereye? Zeyler olmuştur, getireyim. Daha yeni koymuşuz. Tamam ama. İyi geceler baba. İyi geceler. Ha, hemen yatıp uyuyun. Sabaha uykusuz görmeyeyim sizi. Tamam baba. Sabah sen açacaksın dükkanı. Uyumalarına karışma bari çocukların. Asıl sen karışma bana. Bak Saket Antik, bunları ben yaptım. Aferin kızım sana. Nasıl da marifetlisin. Oyalanıyor işte. Ben de ses çıkarmıyorum. Kermese götürmek isterim ama babam izin vermiyor. İyi düşünmüşsün. Götürsün kız. Ne var bunda? Sadece kermese götüreseyim dese, hadi. Ama güya pazarda da satacakmış bunları. Babana sor kermesisini. Ben karışmam. Baba, ben biraz dışarı çıkayım mı? Nereye gene? Arkadaşları görmem lazım da. O arkadaşlarına söyle, her öğle üzeri iş bırakılıp gidilmez. Ver bisikletimi. O benim. Tamam ulan vereceğiz. Yemedik ya bisikletini. Koca eşek. Bisikleti çocuğa ver. Sen ne karışırsın? Ufacık bir çocuğu ağlatmaktan zevk mi alıyorsun? Sana nedir aslanım? Ver dedim şu bisikleti. Arkadan vuracaktın. Bırak şunu, hevesim kaçtı. Bu olay burada bitmemiştir, bilesin. Hadi lan. Gel be boss ver. Bir şey olmuş mu? Olmamış. Göreceksin. Sağ ol abi. Sen de sağ ol. Hadi bakalım. Geç kaldım değil mi gene? Önemli değil. Açık seni bekliyor zaten. Açık? Kız çocuk demek bizim dilimizde. Açık. Ne güzel lafmış bu hani. Bizimkiler de pek sever bu lafı.
Hele ki büyüklerin konuşmaları sırasında araya girmeye gör. Sen karışma Aşçık. Teşekkürler. Ah be Yaya. Bir konuşsaydın. Kim bilir ne nasihatler ederdin anneye. Beni vermezlerse Kemal vazgeçer acaba? Çok seviyorum onu. Kaçalım derse? Hayatta olmaz. Kaçmam. Aşkımdan ölsem kaçmam. Nasıl olacak o zaman? Hayırlı işler. Hayırlı işleri mi kaldı? Kapatıyorduk dükkanı. E hadi. Bekle biraz, geliyorum. Bir Mahmud'un oraya uğrayalım mı? Evden izinlisin herhalde. Hadi bana bak, uğraşma benimle. Hadi, hadi yürü. Hadi. Yarın da hem kermes var hem ayin. Bakalım nasıl olasak. Ayine gitmeyiz, olur biter. Gitmeyiz ne demek? Yetişmek için uğraşacağımıza hiç gitmeyiz daha iyi. Duymayayım açık ağzından böyle şeyler. Niye? Ne zaman gördün ayini aksattığımızı? Aman mama. Bu pazar mutlaka kiliseye gidelim o annesi. Mutlaka. Az kaldık az. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Aa, Mahmut da içeride. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hoş gelmişsin o annesi amca. Hoş bulmuşuz evladım. Bize selam yok mu evlat? Sen de hoş gelmişsin Artu amca. Oo, hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ama mevsimi kapandı, uğramaz oldunuz. Kemal, yeni demlikten 3 tane çay getir. Hemen baba. Sana epeydir uğrayamadım Mahmutçum. Bu ara işler sıkı. Biz eski dost. Hele bir rahatlayalım, yine tavlayı vereceğim koltuğunun altına. Merak etme sen. Halt etmişsin sen onu. En son tavlayı kapatan bendim, unutma. Bu herif ne diye hep buraya tüner, hiç anlamam. Bütün gün oturup beklese bir tane çiçek satamaz. Bu saat olmuş, hala burada. Dayasız belli. İhtiyar! Ne ayaksın sen ihtiyar? Paraya bak sen. Amma para var be. Bıraksana kolimi be. Şaka yapalım dedik, tamam. İhtiyar falan ama kuvveti de yerindedir. Anlaşıldı ki bu eski tüfektir. Parayı biriktirsen ileride lazım olur. Mezarına gömersin. Gömsün de mezar hırsızlarına iş sıksın. Bakayım şuna. Tamamdır.
Kermeste satarsın. Ben zaten izin vereceğini biliyordum. Sağ ol baba. dur ahçıyım, boğacaksın babanı, babasız kalacaksın. Bana bak. Kermesten gelecek para kasabadaki fakir çocukların eğitimine gidecek. Biliyorsun. Biliyorum baba. Benim derdim de o zaten. Su yaptıklarım bir işe yarasın. Oo, aferin kızım. Aferin ahçıyım benim. Merhaba, nasılsın? İyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hadi bak tutun. Hadi oğlum. Hadi. Bizi görürlerse ne yaparlar abi? Asmazlar, korkma. Ani, güzelim. Biz de girelim şuraya. Tövbe Kemal abi. Günaha mı sokacaksın bizi? Bir şey olmaz Süleyman, korkma. Ben girmem. Neticede kiliseye girince onlar gibi dua etmeyeceğiz ki. Kendi dualarımızı okuyacağız. Allah'ımız aynı nasıl olsa. Abi. Gel sen benimle. Düzeltsin onu. Dışarıda konuşacağız bunu. Sessiz olsanıza. Yeter Süleyman. Burası da Allah'ın evi işte. Et duanı. Günah, günah. Bize gelin işte. Başta tabii bir tavla oynarız. Sonra yemek yeriz. Olmaz mı? Evet. Bunun sızdırması olmaz Saki. Sen de geleceksin. Bakalım babasına nasıl hesap verecek. Tamam, üstüne gitmeyelim diyerek yalnız yapıyorsunuz. Burada kaç kültür birlikte yaşıyor. Çok güzel kaç farklı din, mezhep etkilenmemesi çok zordur. Dikkat etmelisiniz. Çok dikkat etmelisiniz. Aksi halde kaptırır kendini. Haklısın Saki. Bizim gibi yaşamalı dinini. Bizim gibi dua etmeli. Yavaş. Abi. Şu gençler? Onlar Ani'nin kardeşi yerinde Süleyman. Bir şey olmaz. İnşallah dediğin gibidir. Hadi gidelim. Çok güzel islemiş bunları. Bayıldım. Bunları da çok güzel yapmışlar. Evet, hepsi çok evet, güzel olmuş. Çok güzel olmuş hepsi. Çok güzel yapmışlar. Teşekkür ederiz. Dua et babana söylemeyeseyim. Yoksa adamın yüreğine inesek. Ne olmuş yani öyle dua ettiysen? Sus bari, karşılık verme. Bir de açık deyince kiziyorsun. Nasılsınız Hanife Hanım? İyiyiz şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim.
Pek de güzel gözüküyorlar değil mi? Buyurun yiyin. Yok mersi, tokum, almayayım. Hoş geldiniz. Seni bir şey için çağırdım. Ne istiyorsun Mıgır? Sana bir şey diyeceğim. Artık zamanı gelmiştir. Ne konuşacakmışsın? Senle ben. Yani şunu diyeceğim ki biz ikimiz. Yok, sakın öyle şeyler gelmesin aklına. Ama hani? Sen bana kardeşsin, ben de sana. Başka bir şey düşünüyorsan eğer hiç sokulma bundan sonra yanıma. Benim gönlümde başka biri vardır Mıgır. Kimdir o? Seni ilgilendirmez. Sana ne hem? Of. Bakıyorum da şiştin. Kesme sen de. Nereye gittin sen? Hiç, hava aldım biraz. Bu da çok güzel işlenmiş, baksana. İğne oyası galiba. Çok güzel işlemiş. Hanife Hanım, ne güzel işlemişsin bunları. Hayran kaldım, inan. Sağ ol madem. Ne güzel, rengi çok güzelmiş. Hele şu harika. Gül kızım işledi onu. Çok güzel, satılmasa ben alayım. Satılmaz. Olmaz, olmaz. Hediyedir, kabul etmen gerek. Ama toplanacak para, hani yardım... Parasını koyarım ben. Teşekkür ederim. Pek marifetlidir Gül kızım. Elinden her iş gelir maşallah. Ay ne iyi. Hayırlısıyla oğlum Kemal'i alacağım. Gelinim olacağım. Hayır. Ne oldu? Şeytan görmüş gibisin. Yok bir şey. Babamla konuşacağım bu işi. Zorla alacaksın yani. Gülmesene be Nubar. Hani ne kadar hayır dese de bu iş olacak. Evleneceğim onunla. Sen ne bakıyorsun ihtiyar? Hadi. Daha fazla kalırsa iyice yorulasak yayan. Siz gidin, ben de akşam olmadan gelirim. Tamam. O kızı kim ele alacakmış? Zor alır. Ben ne güne duruyorum burada? Zuvart. Nasılsın? İyisin Çiçekçi amca. Thank you.
Baba. Ben seninle çok önemli bir konuda konuşmak isterim. Yani şimdi... Ne diyorsan de be kuzum. Artık evlenme çağım geldi baba. Ben Ani'yi seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum baba. O annesi yoklayalım o zaman. Eğer vermeye gönülleri var ise... Ateşi düşmemiştir hala. Düşmedi. Bizim bu koza esiği ne yapacağız bilmiyorum Muhannes. Ne yaptı ki oğlan? Bir şey yaptığından değil. Mutsuz sadece. Sebep? Belki diyorum evlenirse belki düzelir. Yavaş yavaş o da olur be. Bizim oğlanı çekip çevirecek akıllı bir kız lazım. Anlıyorsun. Şaka ile konuştuk dün akşam. Neydi o? Biz düşündük ki sen benim en yakinimsin. Lucy ve Sake de kardeş gibiler. Hani zaten bizim kızımız. Öylesine öyle de... Böyle şeyler biraz zaman ister. Yoksa senden iyi dünür nereden bulunur? Hep ben yenerim seni tavlada. Senin gibi keklik nerede? Hadi oradan yalancı. Arada sırada yeniliyoruz ki... küsüp bir daha oynamazlık etmeyesin diye. Sabaha karşı düşmüştür ateşi. Çok korktum Kemal. Korkma annem. Bir şey olmaz inşallah. Ben ne yaparım o ölürse? Dün gece yayamın başında beklerken senin işini yaptım. Tesbih bu. Hoşuna gider diye düşündüm. Güzel gözlü, sırma saçlı. Seni seviyorum. Tek isteğim Allah'tan seninle mutlu bir yuva kurmak. Sana Müslüman ol demeye hakkım yok. Şunu bil ki her şekilde kabulümsün. Zorla güzellik olmaz. Bilirim. Sevdiğim, aklım, yüreğim sana aittir. Fakat bir insan için din değiştirilmez. Eğer gerçekten yüreğimde Müslümanlığı hissedersem... senin için değil, kendim istediğim için olurum. Dünüm. Bugünüm, yarınımsın sen. Bir gün bu gizlilik ortadan kalkacak. Yalnız ikimiz olacağız. Sevdiğim, aklım, yüreğim sana aittir. Fakat bir insan için din değiştirilmez. Eğer gerçekten yüreğimde Müslümanlığı hissedersem senin için değil, kendim istediğim için olurum. Demedim oğlum ben ya. Sana. Helal. Evleneceğim o kızla. Hadi.
Hemen düğünü de yaparız. Görürsün bak. Bizim kabadayı da buradaymış. Ama sinirlendirme de saldırmasın. Doğru, nasıl da korkmuştuk. Bir çay içsek mi? Ne lazım? Döver mi ver? Tövbe estağfurullah. Sana önemli bir şey söyleyeceğim Lucien. Geçen gün Arto Ani için ağzımı aradı. Mıgır'a isterler Ani'yi. Bu haber iyidir. Asıl düşündüren beni Mıgır'ın asi bir çocuk olması. Ah, evlilik sorumluluğunu kaldıracak olgunlukta değil. Hanginiz damat olduğunuzda evliliği biliyordunuz? Zamanla öğrendiniz. Kız ne der sence? İster mi? Sen demedin mi? Sunun sırasında kasa ile kaldık diye. Bir Müslüman da evlenemeyeseğine göre. Orası öyle tabii. Ben geldim. Neler kaynatıyorsunuz bakın. Hiç. Konuşuyorduk öyle. Hiç havadan sudan. Mama, yayıma baktın mı ara sıra? Baktım baktım, iyi. Babacığım. Canım canım. Bilmem ki. Ne oldu acaba? Garip bir adam zaten. Kemal, ben dün çarşıdan bir başörtüsü aldım. Değil mi? Yakıştı sanki. Annem, güzelim. Yakışmaz mı sana öyle bir şey? Ben almak isterdim aslında ama... Çok düşündüm ama takamadım dışarı çıkarken. Ne bileyim, sanki Müslümanlara özenmiştir derler diye. Sonra mamam, babam, hiç kimse böyle bir şey hazır değil. Güzel gözlüm, sen üzülme. Erken daha nasıl olsa. Elbet bir gün yüreğin ister. Ve de herkes bunu kabul etmeye yanaşır. Yapma be, konuşmuş demek o annesi ahbarla. He, konuşmuş. Aferin babana. Ne demiş peki o annesi ahbarik? Kesin bir şey söylememiş ama iş olacak gibiymiş oğlum. Desene oldu. Oldu sayılır. Su Kemal'in yanındaki bizim Ani değildir. Evet, o Ani. Soysuzun ettiğine bak sen.
Seni hep böyle mutlu görmek istiyorum sırma saçlı. Mıgır. Kalkın oradan namussuz. Doğru konuş kızın yanında. Ne yaparsın konuşmazsa? Ani sen de oraya ve. Bırak kolumu, seni mi acısıyorsun? Kızı bırak. Yürü. Bakalım babana nasıl açıklayacaksın bunu. Sen dur bakalım kabadayı. Ne işin var senin bir Ermeni kızıyla? Size hesap mı vereceğiz lan? Bak sonu kötü olasak. Ne olacaksa olsun be. Sen git Ani. Ani git dedim sana. Ben sırtı gösteririm sana. Al ulan. Soysuz. Ani Müslüman. Kim yaptı bunu? Su getir hemen. Koş, koş durma. Hemen baba. Oğlum, yavrum. Yavrum. Kim yaptı bunu? Söyle. Ne dursun şimdi? Lucien de çok sevindi ama Ani ile konuşamadım daha. Yapma Beyhones Efendi, niye konuşamadın? O hala bana çocuk gibi görünüyor Arto. Vermeye kıyamıyorum. Çocukluğu mu kaldı Ani'nin tanrı aşkına? Kocaman kız oldu. Öyle de işte... Biz vakitlizi anlasalım, gerisi kolay. Sonra ne dersen o kadar bekleriz. Eyvallah olsun, aman Allah'ım. Nedir bu haliniz? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Kimle dalasınız? Şunun haline bir bak. Nasıl bir kavgadır bu? Yok bir şey Allah aşkına. Bıktım. Yeminle bıktım. Senin de babanla konuşasam. Anlatsana oğlum şunu. Anlat. Sen konuş şununla. Abi. Anlatacağım. Ben Oannes amcanın kızı Ani'yi seviyorum. Tahmin etmiştim. O da beni seviyor. Evlenmek, yuva kurmak istiyoruz. Kolay mı oğlum? Verirler mi sanırsın? O bir Ermeni. Sense Müslüman. Verecekler. Mecburlar. O bensiz, ben anisiz yapamam baba. Yaşayamam. Kızım, mahvettin kendini. Yeter bırak artık. Kimmiş üzen benim bu güzel kızımı? Su kapıya bir bakayım. Anlatacaksın ne olup bittiğini. Bu saatte hayırdır Ohannes? Ani evdedir. Odasında. Eve geldiğinden beri ağlıyor. Baba. Baba ya baba. Neler oluyor Ohannes? Bugüne kadar sana hiç kızmamışım. Her isteğini elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Evlat olarak karşılığın budur he. Ne yapmış o annes? Bunu hak ettin sen. Ne yapmış diyorum. Mahmud'un oğlu Kemal'le buluşuyorlarmış. Mıgır'la Nubat parkta görmüş he. Hem de el ele diz diz. Yok yalandır. Anne yapmaz. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Yalan de. Yalan de ne olur. Thank you.
Elin Ermeni kızını evime almam ben gelin diye. Verecekler de sanki. İster versinler ister vermesinler. Ben istemiyorum. Yeter hanım. Kes artık ya. Anne. Ben Ani'yi seviyorum. Seviyormuş. Her yüzünüze gülen kızı seviyorsunuz zaten. Anne yapma ya. Boşa nefes tüketmeyin. Gülü alacağım sana ben. Sen ne diyorsun anne? Ne güzel kız işte. Hem güzel hem de Müslüman kızı. Anne. En yakın zamanda gidip isteyeceğim. Sen benim adıma karar veremezsin anne. Hiç kimse karar veremez. Ben Ani ile evleneceğim. Yemin ederim yüzümü bile göremezsiniz bir daha. Çoğlan sayende böyle şımarık oldu. Kes diyorum kadın. Zaten sinirim tepemde. Bir de sen dırdır etme şimdi. Ateşi çıkmış gene. Kimin sıkmadı ki? Doktoru çağırsak mı acaba? İlaçları var. Şimdi isteririm. Düşmezse sağırız. Ne yapacağız bu kızı? Bilmiyorum. Kasarsa ölürüz o annes. Biricik kızımız. Aklına kötü şeyler getirme. O annes. Diyorum ki Mıgır'la hemen evlendirsek. Bakalım hala isterler mi? Onlar bizim dostlarımız. Hakkımızda kötü düşünmezler. Canım, o iş başka, bu iş başka. Allahsızlar, vicdansızlar. Baba. Hadi Kemal geç kalıyoruz. Baba.
Hayırdır oğlum? Dükkanı mahvetmişler baba. Tüm camları kırmışlar. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Bütün camlar yerde baba. Hadi, hadi yürüyün. Nedir başımıza gelenler Allah'ım? Başınız sağ olsun Arta Efendi. Siz sağ olun. Kimdir vefat eden? Madame Zivart. O annesinin annesi. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Karakola gidelim baba. Yapan kimse bulsunlar polisler. Süpürgeyi getir. Baba, hangi gavur yaptıysa cezasını... Süpürgeyi getir dedim. Ver bana. Ver dedim. Ben süpürürüm baba. Ver. Ya ben süpürürüm baba. Hayırdır? Şuralara. Gel Arta Efendi, gel. Ne oldu böyle gel. Be kuzum? İçeride oturalım da konuşalım biraz. Geç şöyle. Kemal, oğlum, iki çay ver bize. Hayrola, canın sıkkın gibi senin. Madame Zivart'ı kaybettik. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Ne oldu böyle zamlara? Gece indirmişler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Biliyorsun değil mi? Sizin oğlanlarla Kemal kavga etmişler. Bizim Kemal kavgacı bir oğlan değildir Arto. Mıgır kavgacıdır peki. Ne demek istersin Mahmut? Yıllar süren dostluğumuzu 2-3 cahilin kavgası yüzünden bitirme Mahmut. Ölümle dünya işte. Bugün var, yarın yok insan. Ulu Tanrım geride kalanlara sabır versin. Ani. Çok üzgünüm. Baban duymuş sanki. Nereden duyacak? Hiç kimse görmedi ki bizi. Açık nerede bugün? Anne onun adı. Açık lafı daha çok yakışır o güzel kıza. Ayrılık zor olacak sizin için. Hoş, hangi ayrılık kolay ki? Biz hiç ayrılmayacağız. Hep öyle denir. Sonra içini ürperten bir rüzgar eser. Yapraklar solar, uçuşmaya başlar. Bir bakarsın o uçuşan yapraklar gibi elinden uçup gitmiştir sevdiğin. Kimsin sen? Yıllar önce sevdiği elinden alınmış garip bir adam. Sen de Ermeni misin? Müslümanım.
Ben de senin gibi sevdim bir Ermeni kızını. Olmadı ama. Bir araya gelemedik. Müslümanım diye vermediler kızı. Burada mı oldu bu? Hı-hı. Evet, hem de yanı başınızda. Kimdi? Zıvart. Annenin babaannesi. Zıvart öldü. Hadi gidelim. Yakında ben de yanına geleceğim. Vardım kiliseye haç suda döner. Vardım kiliseye haç suda döner. Ahçıyı kaybettim, yüreğim yanar, yüreğim yanar, yüreğim yanar. Ahçıyı kaybettim.
Uyan Ohannes, uyan. Anne çok kötü. Hastadır. Daha beter. Korkutma be kadın. O Müslümanlar gibi. Nasıl yani? Gördüm. Az evvel basını kapatması dua ediyordu. Tıpkı Müslümanlar gibi. Korkuyorum Ohannes, çok korkuyorum. Ya kasıp giderse? Ya Kemal'le evlenirse? Üzerimize yapışmış bir lanet gibi. Geldi mi her şey üst üste geliyor. Aslında bu konudan hiç bahsedilmedi ailemizde. Ben de hiç anlatmadım. Büyüklerin arasında sır gibi saklandı durdu. Ne söylemeye çalışıyorsun? Yıllar önce annemi zorla babamla evlendirmiş dedim. Evlendirmiş ama fikrini almadan. Oysa annem bir Türk'e kaptırmış gönlünü. O yüzden susmuş annem. Bir daha hiç konuşmamış. Hani bugün kiliseye gelen o yaşlı adam vardı ya, hatırlıyorsun? Odur. He, işte o. Madame Zwart'ın sevdiği adam. Kolay gelsin. Sağ ol. İki say söyle bize. Hemen baba. Nasıl oldun? İdare ediyorum. Lucillani. Zıvartsız yaşamaya alışmaya çalışıyorlar. İşten eve her dönüşümde onu salonda otururken görmeye, cevap vermese de sağlığını sormaya, elini öpmeye alışmışım. Yokluğu zordur. Mamam öldüğünde ben de aynı senin gibiydim. Ama Allah sabrını veriyor. Öyle. Size karşı çok mahcubuz. O nasıl söz Ohannes? Sen de ayık dediğinde... Afiyet olsun. Evet demeliydim ben. Ama hata ettik bir kere. İş işten geçti. Anlamadım. Arto, ben vedaya geldim. Veda mı? Ne yapalım? Buraya kadarmış. Olmadı, yapamadık. Kirkor'un yanına gidiyoruz. İyi düşündün mü? Çok düşünmüş. Kızın durumu kötü. Ancak gidersek unutabilir. Burada kalsak, evlense bile ne kendi mutlu olacak, ne de kocası. Yolculuk ne zaman? Evle eşyaları satar satmaz. Dükkan. Onu Mıgır'a bırakayım diyorum. Nubar'la bir olup bir iş kurarlar belki. Sağ olasın Ohannes amca. Yokluğunuza nasıl alışırız be Ohannes? Ölüme bile alışılıyor Arto. Ölüme. İhtiyar da gelme or artık. Belki ölmüştür. Canımı sıkar bu sessizlik be Nubar. Anne evden çıkmıyor. Kemal desen ortalıkta görünmüyor hiç. Yani gizli bir şeyler mi döndürüyorlar? Sanırım. Fakat izin vermem buna ben. İzin veremem.
Ellerine sağlık benim gül yüzlü hamarat kızım. Afiyet olsun Hanife teyze. Bundan böyle teyze değil anne diyeceksin inşallah. Gül kızım, az kaldı. Abin ne yapıyor? Bilmem. Bak bakalım şuna. Demek kararlısın abi. Kararlıyım Süleyman. Kaçıracağım Ali'yi. Kız? Anlaştık. O da hazırlanıyor. Yoksa babası karar vermiş. Ailecek gidecekler buradan. Bir daha Ali'yi göremezsem ne yaparım ben Süleyman? Ne zaman gideceksiniz? Yarın gece. Sakın ha Süleyman. Sakın ola ağzından kaçırmayasın kimseye. Ağzımı kapattı mı Feriş daha gelse açamaz. Nereye gideceksiniz? Allah büyük. Buluruz elbet bir yer. Arkadaşlarımız, dostlarımız buradadır. Bizim vatanımızdır burası Ohannes. Önemli olan kızımızın mutluluğudur Lucin. Onun için gidiyoruz. Hayatımızı, anılarımızı bırakıp arkamıza bakmadan gideceğiz yani öyle mi? Bazen hayat ne kadar acıdır. Aksi. Gönlümü bağladım.
Allah yardımcınız olsun. Nubar. Nubar. Korkmakta haklıymışım. Başörtüsü de yakışmış hani. Yürü hadi. Bırakın yolumuza gidelim. Sevenlerin arasına girmek günahtır Mıgır. Duydun değil mi? Tıpkı Müslümanlar gibi konuşmaya başlamış bu kız. Yazık. Çekil lan kızı yeniden. Seviyorum lan onu. Anlasana artık. Bizde can vermek var, sevdiğini vermek yok. Bir Ermeni kızını sevmek de ne demek oluyor lan? Sevginin dini olur mu? Hani çekil kenara. Çekilmem. Ermeni değil bu. Olmaz işte, anla. Seviyorum onu. Kaç hani. Hayır, bırakıp gitmem seni. Süleyman evde. Onu bul, seni saklasın. Seni bırakmam burada. Kaç diyorum sana Ani. Hayır. Ben şimdi seni... Babamı razı edemedik ki daha önce gelelim. Sağ olsun. Abim inattır biraz. Bir sebebi vardır diye düşündük ama. Ne sebebi olacak canım? Hem daha iyi oldu. Nasıl olsa biz geliyoruz ya İstanbul'a. Öyle diyorsun da amca. Hep merak ettik. Annemizle babamızın doğup büyüdüğü yeri görmek istedik. Pardon. Neredeydin abi? Hiç. Dolaştım biraz. Kaç zaman sonra gelmişken hazır biraz gezeyim dedim. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Doktor bir iki güne kadar taburcu olacağımı söyledi. Allah'ıma bin şükür. Gözlerini açtı oğlum. Ani. Ah çek. Ah çek. Ah çek Tekin. Ah çek kız çocuğu demekmiş Ermeni dilinde. Ani. Geçici kızım. Unutacak her şeyi. Göreceksin. Ah çek. Göreceksin. Göreceksin. Anne. Her şey düzelecek. Annem. Aksi. Oh.
Gittiler abi. Sen hastanedeyken babası alıp götürdü onları. İkna edemedik. Mıgır hapse girdi. Çok yatmazmış. Arto amcanın dediğine göre oğlu hapisten çıkınca onlar da gidecekmiş buralardan. Nubar, ailesi. Hepsi gidecekmiş. Unutamadın değil mi onu hala? Nasıl, beğendiniz mi buraları? Çok beğendim amca. Babam bunca zamandır niye getirmedi bilmem. Babamı bilmez misin? Ak dedi ne kara demez. Yıllardır yalvarıp dururuz işte. Neyse, kısmet bugüneymiş. Pek hayırlı bir gün değil ama Allah'tan metinim iyi. Abin nerede? Gelmişken annemin babamın mezarını ziyaret edeyim dedi. Sırma saçlı sevdiğim. Ahciğim. Bak ben geldim. Gittiğin yerde de bencileyim mutsuz oldu. Evlenmedin kimseyle. Vasiyetin de buraya defne değmek. Yerine getirdiler. Fakat ben sana layık olamadım. Evlendim ahçı. Çocuklarım oldu. Bu yüzden gelemedim sana kaç senedir. Yüzüm tutmadı. Bilmiyordum ama senin yalnız başına yaşadığını. Bilmiyordum. Cenazen buraya getirildiğinde... Ancak o vakit öğrenebildim bunları. Annem... Ahçiğim. İçimi zenginleştiren o emsalsiz güzelliğini unutamadım onu. Hala bir ahçık gibi saf ve temizsindir gittiği yerde. Aşk dolu gözlerin, sırma saçların. Unutamıyorum annem. Unutamıyorum. Özleminle yana yana arıyorum seni. Abi. Hadi kalk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.